Videoyu niye çekiyorsunuz? Çünkü sabahtan beri 50 tane taksi geçti, hiçbir tanesi durmuyor. Tamam, ama bana el yaptınız mı şu an? Hayır, yapmadım. Yani derken? Hani videoyu çekiyorsunuz şu an. Tamam, evet çekiyorum. Bana el yaptınız mı? Hayır, yapmadım. Gelin bin, nereye gidecekseniz bin. Video çekmeye devam edecekseniz ben götürmem sizi yani. Sabahtan beri önümden 10 tane taksi geçti. Geçebilir. Bir tanesi durmuyor ama. Bir tanesi. Çok sinir bozucu. Hayır, benim videomu niye çektiniz mesela? Sizin videonuzu çekmedim. Bütün taksi. Nasıl çekmediniz? Önümden geçen plakayı bitti. Çekiyorsunuz. Evet, çünkü durmuyor hiç kimse. Sonuçta şikayet etmem gerekiyor değil mi beyaz masaya? Ya da taksi diye. El yaptınız mı bana? Hayır, yapmadım. Dur dediniz mi? Taksi, taksi dediniz. Çünkü hiç kimse durmuyor. Sen de durmayacaksın diye düşündüm. Hayır, öyle bir şey yok ama hani böyle bir ön yargı olamaz. Doğru, haklısın. Evet. Nereye gideceksiniz? Üsküdar'a gideceğim. Kusura bakmayın ya. Gerçekten ya, sabahtan beri önümden 10 tane, hayır, 10 görüyorum, tane araç geçti. Ağzınızı da oynatıyorsunuz. Küfür evet, eder evet, gibi. Evet, ediyordum. Ediyordum. Yalan yok, ediyordum. Ediyordum. Ben sizi o zaman burada indireyim. Başka taksi edeyim. Hayır. Gerçekten. Hayır, şu an hiç o risk alamam. Yani o kadar taksi bekledim, geçmedi. Şu an herhalde daha da geçmez diye düşünüyorum. Ya işin tuhaf yanı, hani el ediyorsun, yok. Uber'den çağırıyorum, yok. Oradan çağırıyorum, yok. Buradan çağırıyorum, belki el ettiğiniz kişi Uber'e gidiyordur. Olabilir. Olabilir mi? Olabilir. Veya lavaboya ihtiyacı vardır, lavaboya gidiyordur. Olabilir. Veya acil bir işi vardır, kendi işine gidiyordur, bir şey yapıyordur yani. Tamam, durmayanlar da var, ben sizi anlıyorum. Ya işte maalesef, hani öyle bir raddeye geldik ki kimsenin kimseye tahammülü yok. Şimdi haliyle bu şekilde boş geçip de almayınca sanki böyle bilerek kasıtlı yapılıyormuş var, gibi. Var, o da var. Evet. Ama hepsi aynı değil. Mesela benim videomu niye çekiyorsunuz? Sizin videonuz özel bir şey değildi. Tabii ki silerim. Benim videomu siler misiniz? Tabii ki. Ama size özel bir şey değildi mi? Yani geçen bütün taksicilerin plakasını aldım. Durmayı. Tamam, durmuyorsa, tamam mı? Bir bahanesi yoksa eğer, sana yol evet. Soruyorsa özellikle, şuraya nereye gideceksiniz diye soruyorsa videosunu çekin. Ama çektim bu şekilde zaten. Değil. Evet, çektim zaten. Sağdan mı gideceğiz? Düz gideceğiz. Buradan soldan mı? Evet, soldan. Bu kadar agresif sormanıza gerek yok yani. Agresif sormuyorum. Sadece sabahtan akşama kadar zaten sinirle bu trafikte çalışıyoruz. Evet, yani öyle tabii ki. Üstüne de biz böyle de haksız yere, haksız yere, ama haksız yere ben küfür yemek istemiyorum. Haksız artık. Yere tabii ki küfür yemiyorsunuz. Az önce yedim maalesef. Hayır, yemedim. Sizin tarafınızdan. Yemedim. Ama çok gerçekten sinir bozucu. Yani biz de sabahtan akşama kadar çalışıyoruz. Haliyle evime gitmek istiyorum artık, yoruldum. Şimdi çalıştığımız yerde kurumsal bir yer. Topuklu ayakkabılarla. Yolun ortasında bekliyoruz yani. İnsanlar durmayınca işte. Ben sizi anlıyorum zaten ama. Evet. Bana el yapmadan, bana taksi demeden, evet, hiçbir şey demeden ben sizin müşteri olduğunuzu nereden bileyim? Herkesin önünde durmuyor. Fevri davranıyorsun önünden 10 tane araç geçip hiçbiri durmayınca, dedim herhalde sen de durmazsın diye. Orada biraz evet şey yaptım. Yani kusura bakmayın. Sorun değil. Suratınızı böyle asacak mısınız? Ben biraz sinirliyim, ben de size kusura bakmayın. Ben de sabahtan beri başka yolcularla da sizden önce de biri böyle, hatta gelip arabama hem binmiş hem yolcuyu aldım. Hı. Üstüne bütün taksilerin ben diyor bilmem ne falan filan öyle küfür ediyor. Evet, benim arabamda kadar, evet. Bütün taksiciler diyor. Ben de taksiciyim. Kesinlikle. Ona da söyledim. Evet, evet. Bir de üstüne siz böyle davranınca ben de biraz söylüyorum size. Ama ben de kendimce haklıyım yani baktığınız zaman. Haklısınız zaten, ben evet. Size hak veriyorum. Evet. Onda ama hiçbir problem yok. Sen de kendine göre haklısın. Ben de sonuç itibariyle arada bir ben de taksiye bindiğimde ben de geç buluyorum ama bunu bu şekilde çözülmez yani. Hani küfür ederek daha çok alamıyoruz yani, emin ol. Ama bu arada iyi de ölüm hakkını yeme demiştim.
arada bir şey diyeceğim. Ben sosyal medyada videolar falan çekiyorum da. YouTube falan, Instagram, yani TikTok her yerde paylaşıyorum. Evet. Bu tarz takside geçen olayları falan paylaşıyorum. Eğer sizin de izniniz varsa onu da paylaşmak isterim. Yani eğer sizin için sıkıntı yoksa. Şöyle söyleyeyim. Bu benim kamera. Ya. Bütün küfürlerinizi aldı. Şikayetçi olabilirim yani. Yani. Şimdi ben haklıyken haksızdırım işte. Yani eğer izin verirseniz şöyle ben size göstereyim hatta videoları falan. Şöyle milyonlarca izlenme oluyor. 100 bin falan takipçi var. 101 bin şu an takipçi var. Tanınan bir takipçisiniz o zaman. Biraz diyorum. Biraz tanınıyorum. Ya şöyle. Şimdi... Eğer sıkıntı olmayacaksa ben paylaşmak istedim yani. Hesabımda. Bir tereddütte kaldım şu anda. Valla şöyle bir şey söyleyeyim size. Küfür ettiniz. Kamera kayıtları mevcut. Şikayetçi olabilirim normal şartlarda. Doğru. Bence bunu paylaşayım, şikayetçi olmayayım. Tamam, öyle yapalım o zaman. Ya zaten ben hepsini... Yani mümkünse keserek. Hani her yerini paylaşmayalım. Yok, tamamını ben o diğer mevzuları falan paylaşmayacağım. Tamam. Sadece o kavgamızı. Tamam, olur. Ben de takip edeyim o zaman sizi. Yazın isterseniz şöyle. Taksici nokta Hamdi diye yazarsınız. Ben zaten ilk videoyu size göndereceğim. Hı-hı. Eğer onaylarsanız, onayladıktan sonra ben tamam. Paylaşacağım. Tamam, olur. Hatta şu konuşmanın tamamını bile paylaşacağım. Tamam, İzlersiniz siz de. Zaten kötü bir şey yok, kötü bir durum yok. Utanmaya gerek yok yani. Sadece insanlar seviyor böyle şeyleri izlemeyi. Doğru, evet. Bizim aramızda da hoş olmayan bir muhabbet geçti. Evet, umarım linç yemem ya. İlla ki yersiniz. Taksiciye hakaret hem de taksici Hamdi diye. Seni keserler. Şöyle düz karşıya geçeceğiz. Böyle müsait bir yerde beni indirebilirsiniz. Şurası uygun mu? Evet. Şöyle bakın. Kusura bakmayın tekrardan. Yok, siz kusura bakmayın. Gerçekten aklınızı helal edin. Biraz ama dediğim gibi biliyorum biz de öyle geçiriyoruz. Evet, evet. Ama dediğim gibi herkes aynı değildir. Tabii ki değil, evet. Bu sadece evet. Taksi için geçerli değil yani. Yok. Her şey için geçerli. 195 TL. Size şöyle vereceğim. Üstüne de benden bir yemek yersiniz ya da bir çay içersiniz. Yiyoruz. Gerçekten teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Kusura bakmayın. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.